Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Tabii yanımda gördüğünüz gibi Çaçı abiyle beraberiz. Herkese iyi akşamlar. Bugün Çaçı abiye konuyu söylemedim. Merak ediyor tabii ki. Biliyorum. Yani bugün bir şaşırtma yapacağız arkadaşlar. Herkesin bana sorduğu soruyu bu defa Çaçı abiye söyleyeceğim. Çaçı abi, bu arada da suyumuzu almadık, unuttuk. Ben getiriyorum. Dur, ben getireceğim. Dur, ben Ben getireyim. Getireceğim, dur. Dur, ben getireceğim. Bir dakikanı sağ olun. Peki yani. Sence ne soracağım? Bilemiyorum abi. Bakacağız. Herkese bu arada iyi akşamlar. Tüm tespih severlere. Çaçı abi, videolarımız doğaçlama olduğu için biliyorsunuz. Evet abi, sen ister istemez biraz. Videolarımızda kesme falan yapmıyoruz. Yok abi, ne kesmesin, ne olacak? Film çeviriyoruz ki abi. Amcası. Tamamen doğaçlama olduğu için. Biraz konuşmaya başlarken ağzımın tamam. kuruduğunu hissettim. Evet Çaçı abi, şimdi sorumuz geliyor arkadaşlar. Sorumuz geliyor. Herkesin bana sorduğu bir soru var. Az önce esasen Çaçı abiyle konuştuk. Ne konuşalım? Bir konu bulalım değil mi? İşte biraz bir şeyler zikrettik ama ben o arada bir gittim geldim. Aklıma bir şey geldi. Dedim ki ya, herkes bana bir şey soruyor. Bu defa ben sorayım millete. Değil mi? Müşterilere bir de ben sorayım dedim. Evet. Şimdi abi şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi ben hep bakalite anlatıyorum ya. Tamam. İnsanlar izliyor. Geçen bir şey izliyordum. Bir araba videosu izliyordum böyle. Benim de tabii farklı farklı şeylere bakıyorum ya. Hep aynı şeyleri izlemiyorum. Orada abi YouTube yorumu yapmış. Analizini atmış oraya. İşte üye olanların izlediği oran, üye olmayanların izlediği oran. Üye olmayanların izlediği oran çok yüksek arkadaşlar. Üye olmadan çok izleyen var. Üye olmayı deneyin arkadaşlar. Eğer olamıyorsanız da, öyle hani yapamayan da varsa, bize WhatsApp'tan yazsın. Biz ona nasıl üye olacağıyla ilgili yardımcı oluruz. Üye olursanız çok memnun oluruz tabii bu arada. Şimdi soruya geliyorum. Merak ettin mi? Ettim abi şimdi deyince. Abi şimdi sorumuz şu. Evet. Ben sürekli bakalite anlatıyorum. Tamam. Değil mi? Bakalite hakkında konuşuyorum. Peki sen niye sürekli bakalite alıyorsun? Evet. Al sana soru. Ben şöyle... Yani nasıl soru? Güzel soru. Şimdi soruyu sen cevaplamadan önce ben detaylandırayım. Osmanlı sıkmasını biliyorsun, kehribarı biliyorsun, diğer bütün ürünleri biliyorsun. Ve hepsini de kullandığın halde neden bakalite bu kadar yani fazla ürün yaptırdın, bu kadar çok ürün yaptırdın? Abi şimdi işin biraz da sesli. Şimdi doğrusu şöyle, hani mesela Osmanlı da elimizde oldu. Damla kerebar denilen tespit elimizde oldu. Ağaçgillerden oldu hepsinde ama bu tespinin elinde bıraktığı inisiyatif, bu keyif hiçbirinde yok bence. Yani o lezzeti alalım derler. Ha. Eski malzeme mi Osmanlı? Evet. Kaliteli mi? Tabii ki. Damla mı? Zaten doğru. Bir antika değeri var onun. Yani aynı onu sanki diyoruz ama. Zaten bir antika değeri var. Bu malzeme biliyor musun? Ben şunu gördüm. Benle beraber değişime uğruyor. Hani başında, çünkü ben mesela kesimine kadar ben şey yapıyorum, belirliyorum. Hani hazır bir mal almaktan sonra özellikle. Hani bir de malzemeyi alıp yaptırma şeyi olmuştu. Hani başarıda tespih alıyorduk. İşin doğrusu malzeme çok büyük keyif veriyor. Yani rengin değişmesi, o kendine has dokusu. Bir de şöyle, mesela tespih çok bilen biri değildim. Tespih sevdası başladı ama bu tespih bakıldıktan sonra, yani kimse yanlış anlamasın, sıkma artık ele gel yakıyor. Yani direkt anlıyorsun ya, bu tespih bana uymaz. Ya da başka bir malzeme o inisiyatifi vermiyor. Evde birkaç tespihler var, hani hatırı sayılır ama o malzemenin üstüne bence görünmedi. Bence yok. Yeni bak ama. Şimdi lafları hep sen söyleyeceğim. Ben bazen konuşurken dayanamayıp böyle araya giriyorum arkadaşlar. Bazıları diyor ki ya, bırakmadın adam konuşsun. Ya ben konuşmayı seviyorum. Bırakmadın adam konuşsun diyorlar. Ben eklemeye yapmayacağım. Tamam mı? Bir şey yapmayacağım. Tamam. Sen anlat. Bir de onun arasında şunun bir küçüğü vardı. Eskiden yapılmış, beklemiş. Ondan da bahset tamam. Yani. O zaman aynı malzemeydi değil mi? Evet, aynı malzemeydi. O zaman öyle onunla başlayalım. Sen ondan devam et. Ha, ben konuşmaya devam edeyim. Sen devam et ama bana soracağın yani soru olursa ben cevap vereyim. Ya da benim soracağım soru olursa araya gireyim yani. O da olur. O zaman şöyle diyeyim. Yani ben neden bakalite tercih ediyorum? Hani ısrarla hani almaya çalışıyorum. Hani neden? Hani normalde belki 4-5 tane de yetebilir bir insana. 6 yetebilir. Abi bu içine girdim çıkamıyorsun yani. Yemin ediyorum. Hani sen
Yani bazen de zorlanıyorsun, alsak mı almasak mı? Günümüz şartlarından biraz da sıkıntı. Hani öyle ucuz rakamlarda bir şey de kalmadı artık. Evet. Hani biraz ben de eski bir tespihimi alabilir miyim? Yani? Tabii biraz yoruyor ama bunlar tatlı yorgunluklar işin doğrusu. Çünkü insan keyif aldığı şeyden sıkılmıyor. Yaparken de katlanıyor. Yani bir tek beklemesi bir dert. Yani malzemeyi veriyorsun diyorsun, diyor ki ustanın durumuna bağlı 10 gün. Ya 10 gün geçmiyor. Hani halbuki çok tespih var arkada. Evet. Yani hep bir yeni bir sevinç var. Yani ben öyle bakıyorum. Bakalitleri seviyoruz. Neden bakalit dersen abi tekrar soruna gelecek olursam ben bunun üstünü görmedim. Yeni malzemede. Hani yeni döküm olup özellikle de birebir olup hani diğer eski malzemeyle kıyaslamaya kalkarsak evet. Bana göre artıları şöyle. Ben ne yaşlanacak? Allah bize ömür versin. O da bize gidecek. Biz de değişim uğrayacak. Bizden sonrakilere belki kardeşim olabilir. İşte artık kim olursa kalacak. Bence bir miras diyeyim ya. Bir yatırım da olabilir. Buna nasıl bakış açına göre değişiyor. Yani Evet. bunu yatırımlık da düşünebilirsin. Evet. Bunu bir keyfi olarak ben keyfiyat bakıyorum ama Allah meşgul etmesin. Eğer illa bir rakama dönecekse bir rakama da olacak bu. İster Tabii bu artan bir değer yani. Bir de yani sonuçta öyle değil de mi? bakmak gerekir yani öyle bakmak Artan bir istersek. değer. Şimdi buna bizim bakış açımız ne şekilde baktığımız önemli. Ben buna bir aşk olarak bakıyorum. Benim aşkım bu. Tabii Beşiktaş ayrı bir şey. O da benim bu. Tespih. Beşiktaş söyleyeceğiz herhalde. Dememiz lazım. O da aynı siyah beyazı. Yılın sonu o. O yılın sonu o. Hiçbir Filmin zaman. orijinali siyah beyazı Siyah beyaz arkadaşım zaten. Bu bizde ölene kadar gidecek ya. Bu bir tutku. Evet. Hani ama bakalit olması bu Evet. malzemeyi tanışmam çok daha güzel oldu. Şimdi mesela yine bana sorulan sorulardan biri, ısrarla sorulan sorulardan. Bugün sorulan soruları soruyorum. Sana soracağım. Osmanlı sıkması çeken birisin. Tespihin var biliyorum, gördüm. Merhaba. Çekiyorsun. Osmanlı sıkmasıyla arasındaki bu bizim bakalitlerin pala malzeme diyoruz şu anda. Evet, falan. Daha çok belirgin olsun arkadaşlar. Yani malzemenin bir tek bizde olduğunu herkes biliyor. Bir tek belirgin olsun diye pala malzeme olarak anıyoruz diğer ürünlerden ayırmak için. Şimdi bu pala malzemeyi Osmanlı sıkmasıyla kıyasladığında bana sorulan sorularda ben kesinlikle Osmanlı sıkması yerine koymuyorum. O bir antika Yok değeri abi var. sen O bir antika. o bir antika. Bakalit mi bakalit bunda sıkıntı yok. Şey olarak çekim lezzeti olarak sen nasıl değerlendiriyorsun? Bence aynı hatta daha iyi diyebilirim. Bana göre. O kadar iddialı Yani yani. şöyle, Allah şimdi Allah Osman, şimdi çok ya. Osmanlı'yı, yani şimdi Osmanlı tartışamayacağız. Koyalım yanımıza. Hmm. Hani baktığınız zaman ama bana göre o zirve sonu bitmiş o yani. Bitik o yani. Yani onun üstüne ben ekstra bir şey eklemiyorum. Bir tam bir zirve. Ya Bu o coşacak bununla. anlaşıldı Ben zaten. anlamda ne üst zirve Çok diyorum. güzel. Çünkü Alacağı rengi almış diyorsun. almış gitmiş o yürümüş yani şimdi. Yani olmuş en fazla parlayacak. Bıraksan zaten o bitmiş abi ya bitmiş. Ölmüş ölmüş abi gitmiş o yani. Dönüşü yok Değer bunun. olarak değil tabii ki. Değer olarak değil. Hani ben hani abartıyorum anlaşılmak Tabii. için. O Ha, anlamda söylüyorum. anlaşılsın diye. Tabii. Anlaşılsın yani. Senin ona katacağın Saygı hiçbir şey diyorum. yok. Yok abi yok. Ben kendi adıma diyorum. Şimdi Senin ona ha katacağın şöyle bir hiçbir şey yok. şey. Hani dersin ki benle bir daha başlasın. O zaman tıraşlanır. Tıraş Tekrar yiyeceksin. başa döner. Sıfırdan O başlayacaksın. olur lan saygı duyuyorum. Ben burada o tespih olanları tenzih ederim. Ben burada Yok kimse yok bir kıyaslaması kesinlikle. yapmıyorum. Kesinlikle Hani öyle bir arkadaşlar. itibar Osmanlı bırakmıyorum sıkmasına bir şey ben. Yani demiyoruz. o savaş Orijinal açmadı kimse. malzeme. Orijinal Ha. malzemeye hiçbir şey demiyoruz. Ben sadece bu Hı? üründen hani bu ürünün anlaşılması için konuşmaya çalışıyorum. Evet, Onun hakkında doğru hani. ifade etmiş. Hani öyle Anladım. diyelim yoksa Osmanlı candır ya olur mu öyle şey? Yok Osmanlı abi candır güzel bir şey tartışırız. demeyiz de. Değil hani Tabii. yanlış anlaşılır çünkü bu Evet konuşmayı anlaşılmaz bir yere anlaşılmaz. çekerler alır başka bir yere gider. Hani bir Yok. yerden keserse olur olur istersen. Onu bir yerden kesersen diyecek ki adam işin gücü yok. Adamın çantacı adam gelmiş. Osmanlı Hani hesabı o piyasayı bozuyor, orayı bozuyor. Alakamız yok. Biz tespih seviyoruz. yok. Yani Yok kimse abi. yanlış anlamasın. Bakalit ya candır ya. Gelirse zaten. Bizi bilen bilir. Ha. Bilmeyen de kendi iyi biliyor. Baksana. Bu aşkı Yapıyor. çeken bilir ya da. Biliyorum ya aşkı çeken. Bu ne sevgi ya, bu ne ızdırap abi baksana. Baksana şuraya. Aynen. Baksana bir de bunu şey gördüm burada. Ne? Bak burada bunu da. Oo. Bu da bunun parçası. Ben bunu yapmıştım. Yapmıştım daha bunu. Artık yarın öbür gün Ha, alırız ya. kolye olacak bu. Bu da böyle Dur, komple olur. görünüyor mu tam böyle? Kolye olacak bu. Güzel olur güzel. Hmm. Ben de o. Aynı malzeme. Aynı malzeme. Aynı. Evet. Ama şey olmamış. Hani cilalanmamış Yok, bu cilalamadım cilalar. onu. Ama olsun cilalar Güzelmiş güzel. ha. Biz de kendine geliyor bu. Çok Neyse. güzel. Kullanarak bize kalsın. Ne diyecekti başka abi? Bir şey diğer diyecekti mi arada? Unuttuk mu? Aklına gelen bir şey mi? Bakalitle ilgili Bakalitten söyleyeceğim. sonra bir şey diyecek miydik hani sanki? Önce söyleyeceklerimi söyleyecektim.
Konuşuyoruz doğaçlama. Yani doğaçlama konuşuyoruz. Zaten öyle. Peki malzemelerden ya da soruları ben soruyorum. Ha, abi tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Şeylerden malzemelerden böyle yine bakalım malzemelerimizden efsane diyebileceğin, sayabileceğin birkaç tane kodu var mı sence? Aklına var mı bir şey? Abi bir tane beyaz kürsem vardı ilk başlarda. O çok büyütmüşler. İlk beyaz kürsemler. Bir tane beyaz vardı ya. Ben beyaz mı? Ben beyaz değil mi? Ben beyaz olan vardı hani pandemiden önce ben gitmeden. 2019'larda ilk aldığımız bir tane. Kodu var mıydı onun? Kod değildi. Kürsem geri var diye adlandırmıştım. Ha beyaz kürsem. Beyaz vardı. Mesela o olabilir. Tamam. Lila vardı. Lila kürsem. Kürsemlerden başladın. Lise ama şey dersek. Lila kürsemi vardı. Numaralandırma yaptığından dersek. Lila'nın şeyi var burada. Burada var. Eskimiş evet. Biraz. Biraz daha eskimiş. Eğer numaralandırdığın varsa D34. D34 çok güzel. O efsanedir. Onun arkası ne olabilir? D34 bitti bu arada. Bitti. D25 miydi? D25 kahverengi. O da efsane oldu. Yani ha, bence, son parçası orada. Bence o seviyedeydi. Ondan da bir tane kaldı. İrip vitesi. Bayağı irip. M44 var Malatya. O da yeni. Hani D34'ün arkası diyebiliriz. Evet. Yani çok beğenici özellikleri onun arkasını var. Besleyen bir özellik. D33 çok değişik bir renk tonuyla hani şey yapıyor. Pudra pembe. Pudra pembesi bir anda bir soundtrack bir şey gibi lafı açıp. Evet. Rejim sonra yürüyor. O güzel. Ne var başka? Aslında çok var ya. Ben ismini çoğunu bilmiyorum ama. Mesela ne vardı? Aklına gelenleri soruyorum ya. Zaten ilk aklına. Benim favorim D34'tü. D34 o da bitti. O acayip bir şeydi. Son yani. Parçasını da sen kendine tespih yaptın. Evet onu ben yapmıştım. Çatlamıştı bir kısmı da. Çatlamıştı hatta. Abi. Ama çok güzel tespih çıktı. Güzel abi ama ne oluyor biliyor musun? O kadar biraz da çok olunca hep bir de diğerinden derine geçiyorsun. Şimdi bizim sıkıntı şu abi. Hani tespih çok alanların sıkıntısı şu. Hani şöyle. Şimdi bir diyorsun ki tamam bunu çekip bir güzel işte ona döneceğim. İki gün sonra diyorsun ki biraz üzüldü ona biraz döneyim. Abi kimseyi kınmak istemiyorsun ama kimsede de bir skor oluşmuyor sonra. Bazıları hepsi iç içe duruyor. Kendi kendine evet. Bir renk değişimi oluyor bu sefer. Evet. Hani bir tespih böyle bir ay zaman verebilsen bir değişiklik olacak da çünkü o biraz... Mesela çekmediğin tespihleri şöyle ışık gördüğünde güneş görse de renk değiştiriyor biliyorsun. Görmediği halde oldu. Mesela benim kutunun içinde muhafaza ettiğim tespihler var. Yani inanmazsınız renk kendi kendine atmış. Yani o var birkaç nokta göstermiştim abi. He. Sana vardı öyle. Güzel abi bak hani acayip reaksiyonlar gösteriyor. Biraz da aslında hep aynı şeyi söylüyorum. Aslında tamam tespih gerçekten değişkenlik gösteriyor ama ya biz ona ne katıyoruz? Yani bir o mesela şimdi tespih çekiyoruz. İçeriden ne dedik? Bir şey söyledik mi? Ya da o an bir sıkıntımız var. Hmm. Ya da bir maçı izliyoruz. Ya elde dolanıyor ama o reaksiyon da tespihe yansıyor aslında. Mesela ben sinirlendiğim zaman tespih sertleşiyor bile. Daha böyle bir hani kaymıyor elde. Gergin olduğum anlarda. Bazı keyifli olduğum anda tespih böyle gidiyor geliyor böyle bir gidiyor. Ya gibi. Ya gibi akıyor. Yani biraz da artık psikolojik durum mu? Biz mi artık tespihle kafayı bozduk? Hani kelimeler yetmiyor tespihi izah edememek için. Tespih bilmeyen diyecek ki bunlar kafayı yemiş, bunlar neyden bahsediyor? Çocuğum geçen oldu. Çarşının içinde Emre Al'la konuşuyoruz arkadaşımla. Evet. O da çarşıdan arkadaşımız, çok sevdiğim bir kardeşim. Valla bizim bir de onun yanında çalışan bir abi var. Adam abi bizi dinliyor, sonra kelimeleri bize şey yapıyor, tespih yapacak. Şimdi Emre geldi tespihi gösteriyor, ya diyor abi. İşte tespih ne kadar acayip renk alıyor. Uçuyoruz tespihle. Yani ben dedim ki evet baksana dedim. İşte ben küsem vardı damarla çıktı. 2 dakika sonra haber arkadan diyor ki evet bayağı damarları görünüyor. Hani arkadan en son bize bir yaptı. O kafayı bozulsa tespihle falan böyle. Hani biz 9-12 mi yapalım? Evet. Onu, hani şu hani ya bizim bir de özellikle iş olmadığı zamanlar daha çok bir zaman oluyor. Ya ortak nokta tespih. Mesela ben de arkadaşlarım öyle oluşmuştu. Evet çok yani, güzel. Yani tespih sayesinde arkadaşlar olsun. Yemin ediyorum yani bakalit sayesinde diyebilirim. Hatta telefonu kaydettiğimde bile Emrah kardeş bakalit. O da çeşen bir bakaliteyi kaydetti. Hani isim soy isim yok. Bakalit olacak ama sonunda. Hani bizi mesela bir yere getirdi. Çok getirdim. Güzel bir detay aslında. Yani Emrah bakalit, çeşen bakalit. Yani çok kısa bir dönemde arkadaşlarımız bir şey oldu ama ortak noktamız bakalit yani. Yani çok güzel dışarıdan baksana selam bakayım. Ama ben her fırsatta söylüyorum yani dışarıda birçok vesileyle söylüyorum. Böyle bizim müşteri kitlesinde gerçekten farklılık hissediyorum ben yani. Çoğunlukla yani normal insan değiller ya. Biraz farklı bir şeyler görüyorsun adamlarda. Yani abi, maneviyatı düzgün, kültürlü, ahlaklı insanlar gerçekten böyle. Genelde böyle sanat işleriyle uğraşanlar insanlarda da görürsün bu adamın iç yapısı dışarıya vurmuş gibi böyle.
gerçekten içinin güzelliği dışarıya vurulmuş gibi. Bunu hissedebiliyorsun. Bizim müşterilerin çoğunda da bunu hissediyorum. Zaten kötü müşterimiz yok Allah'a şükür. Beni en çok mutlu eden o. Yani abiyle al böyle 40 yıllık ahbapmış gibi konuş. Burada karşılaşıyorsun bazen. Tanımadığımız insanlarla birbirini tanımayanlar. Yani 40 yıllık dostmuş gibi konuşuyor. En çok o benim hoşuma gidiyor. Yani onları bir şekilde bakalit bağlamış birbirine. Onlar oturup yani bakalit bahane muhabbet şahane öyle şahane değil. Abi, çok de güzel yerlere gidiyor. Adamlar bakıyorsun arkadaş oluyorlar. Birbirlerinin telefonlarını alıyorlar. Tabii, tabii. Birbirlerini arıyorlar. Öyle çok dostluklar oluyor. Oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Mesela bazen çarşıya birileri geliyor diyor ki abi bu malzemeyi beğendin mi? Yani beni görsen tespihçi zannediyorlar. Hani malzeme evet, sanki ben o şeyi vereceğim. Tester gibi oldum. Evet. Dedim abi güzel tespih. Yani kötü, kimse kötüleyemiyorsun abi. Şu an evet, kategoriye giremiyorsun ama evet, ha, güzel izlenimleri var. Hani ya dost kazanıyorsun aslında, arkadaş kazanıyorsun. Evet, evet. Bir de o var. Hani olumlu yönde baktığın zaman. Bir de Allah'a şükür hepsi dedim kaliteli insanlar gerçekten. Yani değer verilecek insanlar. Arkadaşlık yapılacak insanlar, görüşülecek insanlar gerçekten. Ya kişi kendini belli diyor. Yani evet, kişinin yani, çeşitli yani, yani, şükür. Aynen öyle. Öbür türlü bir yerde patlıyor yani bir şekilde ele verir kendini. Öbür türlü zihniyette olduğunda. Doğru. Yani, doğru. Herkes aynı kefeye koyamıyoruz tabii. Evet. 16 dakikamız olmuş ya Çağrı. Güzel olmuş. Onu 15 dakikayı devirdiysek tamamdır yani. İyidir, o da güzel. O da güzel abi. O da güzel. Başka senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben çünkü bir soru arıyorum. Bir soru sorayım. Abi benim eklemek istediğim şöyle diyeyim. Yani şimdi konu zaten hep dönüyor dolaşıyoruz. Aynı yere geliyoruz. Hmm. Konu zaten tespit. Hani biz tabii doğaçlama bir şeyle düşünüp tartışık değil. Almayan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Hani tereddütlü olup hani hmm, tespihi meraklı olup hani ürünle alakalı bir bilgi edinmek isteyeni buraya davet ederiz. Çayı içsin. Gelsin çorbasını yesin. İçsin. Açık ama oha aklıma şu gelmiş. Hani bunu demiştik ya. Hani bunun bir ilk tespihini almıştım bu yeşilin. Onu da söyleyeyim bari. Öyle şey olsun. Hani bir şey olsun. Arada bir dipnot olsun. Şimdi ben bir seneyi bulmuştum ilk geldiğimde. Hmm. Yeşil bir tespih almıştım senden. Hani uygun işçilikli, hmm, yarı bir ekonomik, hani herkes vakitli tanışsın diye o maksatla yapmıştım. Evet. Yaptırmış olduğun tespihi almıştım. Sende bir yeri var, bir tane büyüğü vardı, onu alamamıştım senden hatırlarsın. Biraz zorlamıştım seni ama sen onu elma taraftar değildin de saygı evet, diyorum. Hala neyse ben de o tespihi aldım. Sırf hani o rengi bende olsun diye. Ve o tespihi çok çektim, hani çok çektim derken. Kesimi falan güzel böyle beyzi tarzı küçük böyle beyzi bir şeydi. Ya çeke çeke tespih bir ara geçen hatta atölyeye gitmiştik. Hmm. Ahmet Usta'ya uğramıştık. Hmm. Ondan önce daha ben yolda. Ya metroya bindim abi. Ben gün adı bir de böyle yapıyorum. Biraz böyle de ya şimdi böyle komik oluyor ama bazen de böyle tespih ben şey yaparım. Böyle yağları böyle ya vücudumdaki hani böyle beslesin diye tespih. Abi şöyle bir çektim. Hmm. Allah bir koku var ama hani bundan o mu gelir, değil mi? Yani şimdi Osmanlı ne kokacak abi? Metro Osmanlı kokacak hali yok. Tespih biraz daha böyle yaptım. Hatta biraz metroda çekiniyor şimdi. Adamcık ne yapıyor? Kalabalık. Ben biraz şaşkın oldum böyle tespih tuttum. Şey yaptım böyle evet, biraz da ısıttım böyle. Yani nefesi kokuyu vererek çektim. Evet. Allah Allah bildiğin tespih olsun. Hani Osmanlı'nın kokusu. Hani o malzeme eski bakarit kokusu var. Sonra hatta seninle görüşünce hemen dedim. Bak bu tespih Osmanlı kokuyor. Evet koklamıştım ben. Tespih gerçekten Osmanlı kokuyor. Ve o şansı buldum senden. Hazır malzeme hani bir parça vardı buradan. Dedim bu onu hayata geçirelim. Malzemeyi kendime ayırmıştım. Gösterelim ben. Odur abi. Arkadaşlar bu malzemeyi ben kendime ayırmıştım. Çeçi abi bunun o uygun işçilikli malzemesinden bulunca almıştı. Evet. Malzeme Osmanlı sıkması kokmaya başlayınca. Malzeme ekstra değere bindi. Hani kara borsaya döndü. Abi yoğun baskılar. Abi dedim ben bu malzemeyi istiyorum. O kendine evet, ayırmıştı. Sağ olsun beni kırmadı. Yani evet, ama çok mutlu oldum. Niye diyeceksin ki abi. Hani istediğinde bir şey oldu hani boyut oldu büyük hem hmm, böyle çok abartı değil ama çok da güzel oldu hani iyi ki de oldu öyle değil ama gerçekten tespih çok iyi oldu ya, yani, güzel maşallah boyu güzel, falan çok güzel oldu benim sevdiğim boylar zaten biliyorsun bir de hani değişikmiş gibi olsun dedik hani biraz daha hep bize 10-12 9-12 genelde bir de 10-14 yaptık yani niye bir 11'i 14 olmasın o çok güzel oldu aslında giderdi bir boy. Bir de bu yeni yumurta düz. Bu da yeni. Güzel ağzım oldu. Evet, güzel ağzım çok güzel oldu. Buradan da Ahmet Usta'ya tekrar teşekkürler. Eline koluna sağlık. Çok güzel bir abi kendisi sağ olsun. O da bizi kırmadı. Güzel bir tespih. Böyle bize sundu. Evet. Tabii model bizim modelimiz. Tabii tabii. İmame modeli
sistem modeli. Hepsi bizim modelimiz. İşçiliği bu, bu sadece. Baba imzası oldu değil mi? Baba imzası. Ama ha. Ahmet Usta bizim modelimizi yaptı. Evet, tamam. Kendi modeli değil. Yani görenler derken Ahmet Usta. Yok değil değil ama hani biz yapana da buradan bir teşekkürü hoş bulduk o anlamda. Yoksa hani şey değil Ahmet abi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok güzel özenerek yaptı. Teşekkür ederiz. Güzel tespih. Güzel yani. Tespih. Herkese tavsiye ederiz. Bakalım tanışmayı. Güzel abi. Tamam mı? Veda etmeyi düşünüyorum. Soru yok, sorayım mı? Sor abi tabii sor. Sor ben ya ben kamerada heyecanlanıyorum. Hani yani heyecanlanacak bir şey yok. Ben normalde çantacıyım. Hani ben kapalı çarşı esnafıyım. Normalde ben hani böyle hiç çekince ne kadar seviyorsun sen şimdi? Tespih ne kadar seviyorsun abi? Abi tespih çok seviyoruz. Ya. Tespih ne kadar bir insan sevebilir ki? Hani bir kere bu ben yanımda olmasın eksik hissediyorum kendimi. Çok metrodan eve dönmüşlüğüm vardır. Valla. Hatta o yüzden de bazen unutmayayım diye çantamda ha çok zor bir şey ya. Hani cüzdanı kaybetsin. Yok cüzdanı kaybetsin. O kadar üzülür müsün? İçindeki paraya, miktara bağlı belki. Hani ama tespih biraz daha farklı. Evet. Hatta bunun bir hikayesi var. Pazar günü oldu. Onu da söyleyeyim de ondan sonra sorularını da devam edebilirsin. Abi ben normalde erken kalkıyorum pazar günü. Normalde insanlar bir pazarı var diye geç kalkar. Ben abi 8 yattık kalkıyorum böyle. Ben normalde yattığım zaman tespih çekiyorum. Tam uykum geldi bir yastığımın arkasına koyarım. Hemen ne düşsün? Düşse bile ağlı olduğu için hani o ses çıkıyor ya. Ya abi ben tespihi arkada zannediyorum. Mesela ben çekmişim. Hafif kenarda hani yatağın bitimi yok mu duvar arası? Orada ucunda durmuş. Abi bir çıt diye ses geldi ama küçük bir çıt. Yani demek ki o tespih o anda düştü. Mesela ben bir kalktım ayağa. İşte bir sabah kalktım su içiyorum. Hemen yastığın arkasına hemen tespihi çıkıp bakarım. Ne olursa olsun. Abi tespih yok. Allah'ım diyorum ben tespihi ne yaptım? Düşünüyorum. Sırt çantamı çıkardım. Genelde bazı tespihimin içinde olduğu için. Aa burada yok. Ne yaptık abi dışarı çıktık eğlendik geldik eve. Acaba düşürdün mü? Acaba hani cebimdeyken düştü mü? Ne oldu? Bir karardı her taraf simsiyah oldu. Zaten ağır şey değil ya. Işığı mışığı açtım altları karıştırdım. Çantayı tekrar hani baktığım yere bir daha bakıyorum. Bir dakika sonra şey geldi hani bir yatağın altına o şey hani yanın itişiğine bakayım o parkenin olduğu yere. Abi oradan bana bakıyor yeşil yeşil. Koyu koyu bakıyor. Aldım öptüm böyle kopladım. Canım sen neredesin ya? Veda niye biz hani bu erken veda. Daha yeni yaptı biliyorsun şey. Yani abi Allah yani tabii Allah. Şimdi bu sonuç olarak maddi bir maddi bu. Allah kimsenin eksikliğini vermesin de. Ya biz bu dereceye geldik yani. Yani tesbih olan sevgimizi hani bilmiyorum abartıyorum belki ama. Abi acayip büyük bir kayıptı ya. Ama olsaydı. Yani çok seviyoruz. Şey gibi oluyor ya, vücudun bir parçası gibi oluyor. Ya sen abi var bak, eksiklik hissediyorsun. Valla bazı tespihlerim var abi. Ben tespihsiz çıkamıyorum hiçbir yere mesela. Abi öyle de bak mesela bazı tespihlerim var, emin ol çekişim daha gelmiyor. Aldım, sene ekle aldım. Şimdi yanlış anlaşılmasın hani her tespihi o kadar ısınır. Mesela benim bazı tespihlerim var, acayip yani bırakamıyorsun ya. Mesela diyorum ki öbürküne yazık oluyor biraz. Mesela balkon ismini koydum o balkondan dışarı. Ya balkon yazık olur diyorum ama elim balkonu alıp çekmeye gitmiyor. Yine bu olacak. Yani favori var ya. Ya başka bir şey, başka bir level bu. Yani ne diyeyim artık. Peki Çaçı abi sen çarşı esnafısın. Evet. Yani tespihe de bu kadar sevgin ve merakın var. Evet. Sevgisi ve meraklı olan insanların diğer tespih sevenlere faydası olmaz mı sence? Tabii ki olur. Peki ileriye dönüp bir tespih işi düşünür müsün kapalı çarşıda? Vallahi ben şöyle söyleyeyim sana. Ben mesela yaptığım işi çok seviyorum mesela ben. Mesela çünkü ben bir kere insanlarla iletişim halindeyiz. Hani sonuç olarak turizm işindeyiz. Ondan ziyade biz bir kere insanla uğraşıyoruz. Hani daha çok psikolojiyle daha çok bazen terapi yapıyoruz. Gelen kişinin müşteri. Valla o da oluyor. Adam geliyor mesela anlatıyor biz dinliyoruz onu. Ya o çantayı vereceğiz bir şekilde ama bazen de kişi oradan psikolojik maniye ayrılıyor. Hani böyle, ya bazen ya bizim işlerde biraz da şey var abi. Kişiyi anlamak önemli. Kişi ne istiyor? Tabii ki tabii. Tam çanta istiyor ama ya adam geliyor bazen diyor ki bana bir çay. İşte anlatıyor bir şeyi ya o arada. Mesela daha çok keyifli anım berberde olduğum halidir. Üç ayda mesela anlatıyorum berberi. Rahatlıyorum çünkü psikolojik anda rahatlıyorum. Bazen tabii girip rahatlamaya geliyor ya yani. Tabii ki tabii ki. Ama bu işe dersen abi bu hep benim kafamda hep böyle ileriye dönük. Niye böyle bu tespihi çok seviyorum. Hani neden sevdiğim şey işim olmasın aslında. Hani bir de öyle baktım çünkü zaten aslında onu da yaptığım işi seviyorum ama bu zirve herhalde. Ya çünkü abi bu başka bir şey ya. Evet. Ha el becerim yok. Ha dersen beni bir atölyeye soksan dili biçebilir miyim? Değil. Kendin belki yapamazsın ya da yeteneğe bağlı dediğin gibi ama ben... benim niyetim neden şunu sordum sana biliyor musun? Evet. Buradan da belki bazı arkadaşlara bir şeyler çağrıştırır. Ya
tesbih satıyorsa bir insan, o tesbihten iyi anlamalı, onu sevmeli. Yani bir işini iyi yaparsa kişi diğer kişilere de sevdirir o Tabii işi. tabii. Öyle değil mi? Etkilenebiliyor. Ya da Tabii ilham ki. olabiliyor. Tabii ki. Ya düşün siz, sen çok sevdiğin bir işi başkasına yamuk bir şey yapamazsın. Yanlış bir şey yapamazsın. Kötü bir şey Yok satamazsın. abi yok. Neden mi arkadaşlar? Siz gerçekten seviyorsanız kötü şeyi zaten dükkanınıza sokmazsınız. Mesela ben çıraktım, elemandım. Hakikaten öyle. Ustamı çok O severdim. yüzden sen lafını unutma. Estağfurullah. O yüzden ben istiyorum ki mesela bu tesbih işi yapacaksa seven bir adam yapsın. Mesela ben bir meseleyle söyleyeyim. Ben mesela Almanya'da ya da Amerika'dan ofis açmak istiyorum. İşin aslı. Türkiye'nin birçok yerinde de bayilik düşünüyorum. Mesela AVM'lere vesaireler. Ama şunu istiyorum. Ben yapayım ama oradaki yapacak kişi, orada duracak kişi hem oranın sahibi olsun hem de tesbihi Hani sevsin. durmak Sevmezse için sen bir durmasın adam da. eleman koysan, parayla da koysan, ortaklıkla da koysan adam orada o işi yapamaz. O Yapamaz. işi yürütemez yani, anladın mı? Çünkü Yapamaz. bu işi sevmesi Sevmesi gerekiyor. gerekiyor. Şimdi Seversi çilesine de katlanır, kârına da katlanır, zararına da, kârına herkes katlanır da zararına da katlanır. Her şeyine katlanır yani bir de gelen Selam'da. kişinin psikolojisini anlamaya çalışır. Öbür Tabii ki türlü aynen öyle. sadece maddiyatçı Ha, bakacak. satayım gitsin Diyecek ben, ki yani ben satayım 912 işte sarı hani renk değiştirebilecek gitsin. bir tespih istiyorum. Onu verecek ama bir etki, bir unsur hani kendinden bir şey katmadan şu olsun şöyle olurdu. Ya biraz aslında şuna dönüyor. O işi seveceğin ve sevdiğin işi yaptığın sürece zaten ne yaparsan yap. Evet. Tespihle de alakalı kendine Ya bulduğun zaten unsur çünkü tercih oradır. sunuyorsun karşındakine. Seçiyor, tercih sunuyorsun. Bu renk mi, şu renk mi? Ya mesela Seçiyor senden, işte renk seçiyor, model seçiyor. ya diyorsun ki Ondan sonra 44 tabii. tercih mesela bende var. Bunu tavsiye ederim ya da İşte biraz daha mı aykırı bir şey istiyorsun? Malzeme Atıyorum. bakıyor. İşte S88 var. Yani değişiyor bu. Değişiyor bu. Evet. Sen ustanla ilgili bir şey diyecektin. Ben Anlattın diyecektim mı? yani mesela diyorsun birbirleriyle ilham olacak aslında. Yani olmalı mı? Evet. Şey, mesela ustam bana ilham olmuştu. Şöyle olmuştu. Yani bakıyordum iyi lisan konuşuyor. Hatta bir derece abi daha vardı. O da mesela hareketleri tarzı hızlı bir abiydi. Sempatik bir abi. Neden olmasın? Bakıyordum. Acaba ben de onun gibi bu lisanla konuşabilir miyim? Acaba ben de onun gibi bu kadar atraksiyon yapabilir miyim? Pozitif anlamda müşteriyi böyle etkileyebilir miyim? İkna kabiliyeti açısından. Çünkü bizim iş genelde ikna üzerine. Hani zaten bir ürün alınacak ya da almak üzere. Ya da almayı düşünüyor. Ama onu daha makul, daha böyle mantıklı, daha onun hoşuna giden ve o ürünü alırken mutlu olmuş bir şekilde. Yeri geliyor seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Hani yeri geliyor hani ona bir iz bırakmış oluyorsun. Bir dahaki geldiğinde gelecekse eğer mesela diyor çocuğu nerede? Ben çocuğu Defterler arıyorum. aynı. Eğer bu etki bırakılmışsa o abilerde o etkiyi gördüğüm için mesela kendime onları modül almıştım bir dönem. Ufaktım Çok ben iyi. de. Çok şükür Allah'a hani en azından yaptığımız işi seviyoruz. Yok Allah'a şükür. Çarşıda da çok kişi senin model oluyor. Bilgin olsun. abi ya bizde yani model ancak Alıyor alıyor. Sen ama mütevazılık yapma. yok İnsanlar ben gerçekten seni taklit ya bir ediyorlar. işini severek yaptın mı Aynen bir de öyle. yani kişiye nasıl baktığını şimdi ben sana seni iyi görmek istiyorsam iyisin. Şimdi ben sana kusur aramak istesem hani bazı tipler var, acayip tipler var. Mesela adam daha günün başında seni yani günü yemek için aranıyor. Yani Enerjini yiyor böyle kötü enerjili insanlar da var. Ne olmamalı abi zaten hani hepimiz birbirimizle aynı coğrafyanın içindeyiz. Aynen. Yani burada birbirimize aslında destek olacağımıza köstek olmaya çalışıyoruz yeri geliyor. Evet. Yani. Değil mi? Gerek yok Yani yani. bu son dediğin çok çok önemli. Bir insan bir şey güzel yapıyorsa, iyi yapıyorsa Ne yapıyorsa yapsın abi. kıskansak bile desteklemek lazım. Gerçekten kıskansak bile desteklemek lazım. Ben yapamıyorum, o yapıyor, helal olsun demek Tabii canım lazım. hani onu iyi anlamda, pozitif anlamda, Tabii. modül anlamında hani şimdi Aynen, bir haset durumu var. Bir de bunu hani ah be keşke ben de öyle olsaydım. Hani bunu bir de şimdi abi nazara da gelmesin. Adam evet. mezarlıkların Çok, yarısı evet. nazardan gitti Direkt biliyorsun. mezara Ya o gider. da var işte. Şimdi burada da biraz da açıklayıcı olalım. Hani bizimki şöyle. Hani bir modül anlamında şöyle. Mesela hayır abi. Mesela ben hiçbir zaman iş şey yapmadım hani o hasetim ki olamaz ki. Şu Ya anda estağfurullah, YouTube'da anlamadım şu anda ki. mesela Hayat abi mesela nasıl hatırlanır? Allah'ın uzun ömür versin. Bakalitle hatırlanır. Aynen beraber. Açık söyleyeyim mesela Hayat abi tabii doğruluğu Bakalite olduğu kimse için. bilmiyordu zaten Abi bugüne mesela kadar. şimdi Söyleyince naylon mu diyorlardı. Şimdi yani herkes bakalite anlatıyor arkadaşlar. Amerika'nın keşfi Christoph Kolumb muydu? Evet. Bakalitin keşfi Hayat abi Hayat Yılmaz. Şimdi bu. Çok Hani güzel. öyle değil Türkiye'de mi? tabii. Yani Türkiye'de abi şimdi hani, tabii ben Almanya'ya döküm olayı demiyorum. Tabii Sonuçta tabii. hani bizim bu Evet. sınırlar içerisinde. Evet. Şimdi abi güzel oldu ya. Yani bir yere dokundun. Ha bir de Anladım. şu var.
mesela YouTube'dan takip ediyoruz. Ben Instagram kullanmıyorum ama şu Hı. var. Mesela bakıyorum arada senin o hani kaç kişi orada diye. 9 bin yani en az 10 bini buldu belki buluyor. Anladım. Oldu. Ya şimdi 10 bin kişiye bu görünen tarafı. Bir de bunun izleyici tarafı var. Sadece Abone abone olalım olmamış. izleyelim. Aslında abi ister istemez birçok kişiye ulaştı. Ya Ya konuşma o tarzın. kişilerle mesela bizim izlenimlerimiz de şöyle işte paylaşımlarda bizi izleyen kişiler hepsi tesbihle alakalı kişiler ve gerçekten tesbih merak eden kişiler, bir şeyler öğrenen, bir Evet. şeyler katabilecek olan insanlar. Bir bakıyorsun belli bir süre geçmiş mesela senin videolarını izlemişler insanlar. İnsanlar belli bir birikime sahip olmuş. Bu çok güzel bir kazanç arkadaşlar. Gerçekten çok faydasını göreceklerine inanıyorum. Bu noktada ben mesela fazla uzatmayalım. Sana son bir soru sormak istiyorum. Tamam. Fikrini merak ediyorum. Tamam. Pala'yı nerede görüyorsun ilerleyen zamanlarda? Ben Sence? bence Pala'yı ben Almanya'da görüyorum gibi. Amerika olabilir. Evet. Hani il sınırını çıkacakmış gibi hissediyorum. Tabii doğru kişi lazım. Tek elden her yere yetişemeyiz. Yetişilmez zaten ama ben burada kalmaması taraftarıyım. Hani açılınmalı. Oradaki insanlar da doğru tespih üzerine. Çünkü orada olması birçok kişinin yanlış Hmm. kişilerle ya da yanlış durumlarla karşılamasını engelleyecek. Ne kandırılacak. Ben demiyorum diğer insanlar kötü. Hani onların kıyası ama şimdi şu malzeme bakarizse bakariz. Ben buna şimdi Osmanlı diyemem. Ha Osmanlı ürünü bilebilir Anlayan adam mi? test etsin. Ha test etsin. Mesela damla ise En damla. iyi Ya, çortada, evet. yani damla ise damla, pres ise pres. Mesela Neyse onu satacaksın. o. Aynen bravo. Ben Bravo buraya bravo. geldim. Ben burada hani kimseyi kötülemiyorum. Ben hani Bravo. bir insanların Kötüleyeceğimiz kişiler kim biliyor musun abi? Yani kehirbar değil ama kehirbar deyip satış yapanlar. Bakalit değil ama bakalit deyip satış yapanlar. Anladın mı? Adam sıkma bildiğin epoksi malzemeyi Evet. Kehri var diye satıyor. Israr ediyor. Kehri var mı diyorum? Kehri var diyor. Bunlar sıkıntı. Bunları kötülememiz lazım. Bu kişiler bu söylemi bırakması gerekiyor. Mesela biz bakalit kehri varı derken bile bazen eskiden çok bakalit kehri varı Evet. diyorduk. Ama altına sürekli söylüyoruz. An Bakalit doğal bir kehri ya var değil. değildi abi yapay Kehri bence var değil. değil. Kehri var değil. Sadece benzerliğinden dolayı diyoruz. An bir Onu ürün da kadar yavaş yavaş şu. demeyi bırakıyoruz. Çünkü Şimdi piyasada bakalit diyorum. oturmuş bir isim var. Mesela sıkma kehribar diyor herkes. Ne sıkma Bir de kiri var kehribarla bir değiliz. alakası yok. Yani hani dediğiniz gibi sıkıştırmaz lazım. Mesela ben genelde sıkma kehribar dediğimde ekliyorum. Sıkma kehribar Ya epoksi malzeme. Sonra yavaş yavaş değişiyor ismi aslında abi. başlama kaldı o aslında. Hani o da olmadığı biliniyor ama Ha. o isim çıkıyor artık yani. Olmazsa olmaz o hani. Anlamıyor karşındaki dediğinde farklı bir şey anlıyor. Geçen gün bir arkadaş geldi bana. İnanmayacağım bir şey oldu. Küçük bir tane tespih var. Böyle parlament mavisi gibi. Çok hani acayip bir renk. Sıkma oldu %100 yani. Şimdi tabii zor kötü oldu. Ya onu da sevmiş, ben onu kötüleyemem. Baktım altın, abi diyor ben bunu altın işi yapmak istiyorum. Yani. Püskürt. Düşkün. Artık dayanamadım. Normalde bir şey demeyecektim. Ya dedim güzel kardeşim hani keşke başka bir ürün al onu yapsam. Şimdi bence bunu bu değmeyecek gibi. Yanlış anlamadım hani bu değil yani. Ben sadece dayanamam onu söyleyeyim dedim. Her türlü kırmak değil. Ama ben bunu Evet. çok seviyorum. Seviyorsun dedim. Benim fikrim çok olsa sadece başka bir şey daha olmaz mıydı? Hani daha böyle bir hani ona değecek bir malzeme hani. Evet tamam ben bunu seviyorum o zaman da bu senin sevdiğin sana yapacak bir şey yok. Benim fikrim de var ne yapayım şu adam bunu istiyor yani. Ama önemli olan kimliği satıyorsa satsın doğru olanı satsın. Bu bakalitse bu bakalit. Bu bakalitse biz buna Osmanlı demiyoruz. Ya da Tabii. prese damla demiyoruz. Prese prestir. Kalemlerse kalemlerdir. İşte efendim mesela kukayısı kukadır. Yani ben kukayı ötacı diye Ya satamam tabii yani. ki bu çok önemli. Bu yüzden Yani de yalan olması yanlış olması o yani bu anlamda. noktalarda arkadaşlar bilinçli satıcı çok önemli. Bu bilinçli satıcılığın artması da çok önemli. Çünkü sattığınız şey sizin evinize rızık götürmenize sebep oluyor. Çoluk çocuğunuza yedirmenize sebep oluyor. O yüzden ne kadar doğru bir ürünü satıyorsanız, müşteriyi ne kadar doğru bilgilendiriyorsanız o kadar helal rızık eve götürmüş olursunuz. Ben her zaman söylüyorum, her vesileyle de söylüyorum. Ben bir tesbih yaptım. Bu tesbihin size ham maddesini doğru söylemek zorundayım. Bunu doğru söyledikten sonra fiyatı benle sen arasında kalmış. Yani ben derim ki kardeşim ben bunu yaptırdım 1000 liraya örneğin. Satıyorum 20 bin liraya. Alıyorsan al, almıyorsan alma. Ne diyebilirsin? Pahalı satıyorsun diyebilirsin. Ben Tabii. almam diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin ama malzemem ben sana orijinal bakalım doğru bakalım ise malzemem için hiçbir şey diyebilir misin bana? Diyemezsin. Malzemem doğru.
Ürün de seni kandırmıyorsa, seni tabii, rapor önünde. Malzeme de önemli olan malzemede kanmamak arkadaşlar. Fiyatlar bazılarının maliyeti düşük olur, bazılarınınki yüksek olur. Gideri kimin? Adamın aylık 20 bin lira gideri vardır, öbürünün 100 bin lira gideri vardır. Sana haliyle maliyeti değişecektir. O yüzden ona takılmayın derim ben. Malzeme doğruysa sıkıntı yok. Dakika 35. Değer kurumun kendine göre bir satış politikası var. Yani o mesela atıyorum üstüne 5 bin lira koyar. Der ki bir kardeşim ben ne olursa olsun benim grubum 5 bin kar bırakacak. Kimi 3 bini tercih eder. Kimi tabii dediği gibi ona göre gideri vardır. Tabii ki. Yani burada ben kimseyi şey anlamda tenzih etmiyorum. Hani herkes kendi ürününü satıyor. Önemli olan doğruyu konuşmak, doğruyu söylemek. Tabii Kapalı Çarşı'daki bir malzemeyle yani şöyle diyeyim, Zeytinburnu'ndaki bir malzeme şey aynı fiyata olmaz. Neden? Kirası aynı değil, gideri aynı değil. Olmaz, olamaz abi olamaz zaten. Yani şimdi içeride bir kere dolarla kira ödeniyor. Bir kere yani o zaten olamaz abi. Ha bu dersen ki... O yüzden malzemenin doğru olması önemli. Yani niye alırsak alalım bence bilerek alalım. Hani aynen. Neye ne verdiğimizi bilerek alalım. Şimdi ben bunu bakalit diye alıyorum. Bunun bakalit olduğunu biliyorum. O yüzden ben bu rakamı eğer kendi ekonomide bana fiyatı uygun geliyorsa ya da ben oluyorsa ben alacağım bunu. Ama tutup ben yani kukayı da alabilirim. Ya ne bileyim hani başka bir malzemeyi de alabilirim. Bu benim istediğim. Şimdi ben bunu eğer bakalit değilse ben bunu bakalit diye almışsam o zaman abi üzüm yazıklar olsun sana derim ben ya. Beni kandırdın abi derim. Tabii ki yani. Aynen öyle. Ki bunu demem gerekiyor zaten yani. Bazıları mesela öyle kandırıldığı halde gidip söylemeye bile çekiniyor. Adam sıkma keyri var geçen almış, sıkma keyri var 4500 lira vermiş eski malzeme diye. Epoksi malzeme, yeni malzeme. Ya Suriyelilerin yaptığı şu Suriye işi malzeme. Biraz eskitiyor, biraz abi, bir şey diyor. Biraz renk almış, çocuğa 4500 liraya satmış. Çocuk utanıyor gitmeyen deme. Ya niye utanıyorsun dedim. Sen kandırılmışsın, adam seni kandırmış utanmıyor. Sen kandırılmışsın, sen utanıyorsun. Yapma böyle dedim ya. Yani bunlarla da karşılaşıyoruz. Bu gerçekten benim içimi çok acıtıyor. Bu yüzden buna benzer durumlar için arkadaşlar ben mesela bir şey yaptım. Benim fiyat politikam nedir abi sen söyle. İş şartı malzeme. Öyle biliyorum. Herkese aynı mı abi? Aynı abi ben yani burada arkadaşlar bakın. Buradayım ben. Yani ben malzemenin tek elinin bende olmasının verdiği bir avantaj da kullanarak arkadaşlar. Malzeme artı işçilikle bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya daha doğrusu Amerika'sı, Almanya'sı, Arap ülkeleri tutun. Yani Araplar zengin diye farklı fiyata satmıyorum arkadaşlar. Benim bir maliyetim var bu. Evet abi. Ben buna bir fiyat belirlemişim. Artan bir maliyet. Tabii. Bazen çıkıyor mu? Evet. Şu anda da biraz çıktı. Şimdi zor olacak yine. Birkaç proje vardı ama. İşçiliğe biraz hafif geldi. Yoksa malzeme bir şey getirmedik. Ona bir fren yaptık. Yapalım abi lazım fren. Evet yaptık mecburen yapıyoruz. Yoksa eklesek böyle katlamalı gidiyor. Bu kadar bakanı sever var. Şimdi bu arkadaşlar parası olana da olmayana da herkese de standart. Bir standardı var. Bu benim açımdan yapabileceğim en iyi iş arkadaşlar. Çünkü herkese aynı noktada olmak istiyorum. Yani onun parası var diye 1000 lira fazla söyleyeyim. Öbürünün parası az diye 1000 lira az söyleyeyim. Bu beni dürüst yapmaz arkadaşlar. Lafını bana kes. Özür dilerim lafı kesin. Hatırlarsan burada bir gün muhabbet ediyorduk. Vallahi birkaç ay, 4-5 aydan belki fazla olmuş. Hatırlıyor musun? İçeri bir esnaf girdi. Yunan müşteri geldi. Kale koca. Faturan diye hani anlattık olayı. Evet. Bu yeni malzeme diye. Şurada bir tespihim vardı. Yeşil tespihi. Evet. Bir şey vardı. Aynen. O ayrı bir tane müşteri vardı. Sarı tırak bir şey almıştı. O zaman D34 olabilirdi o. D34 eski bir malzeme. Eski malzeme derken yeni. Anlat ben onu hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum ben. Hatta fiyat olarak hani şu adam gelmişti ya da diyorsun burada biri getirdiği zaman çarşıda genelde bir komisyon olayı var. Komisyon. Şey olayı vardı hatta. Biz hatta müşteriye normal geldi. Turistlerle bakıldı. Fiyat verirken de hani o turistler diye hani bu adam getirmiş de bir şey de yapmamıştı hatırlıyor musun? Evet. Direkt öyle bir fiyat verilmişti. Hani adam çünkü... Zaten standardın öyle. Standardın yani. O. Yani evet. Şu durum da var. Mesela o adam turist diye biz ona burada fiyat söylerken kanalda onu anlatmaya çalıştım sana hani. Bir kere yani. Şöyle bir şey oldu yani konu açılmışken söyleyeyim. Bir tane arkadaş çarşıdan bana bir müşteri getirdi. Dedi ki abi bunlar çok zengin dedi. Bunlara iki kat fiyat söyle. Aynen bunu söyledi. Aynen bunu. Abi bunlar çok zengin. Bunlara iki kat fiyat söyle ne dersen alırlar. Parası çok bunların dedim. Ben dedim kardeşim dedim o benim fiyatım sabittir dedim. Herkese aynıdır dedim. Yani öyle bir şey söylenecekse ben söyleyemem dedim. Kusura bakma dedim. Burada öyle bir satış yapamayız dedim. Evet abi. Çocuk şok oldu. Gerçekten mi abi dedi. Evet öyle dedim. Bizim sistemimiz böyle dedi. Tamam abi dedi. Müşteri de baktı. Gerçi bir şey almadı ya müşteri. Ya o zaten almayacak aslında ama o denedi onu. Hani şimdi şöyle.
Çarşının içindeki dükkan pozisyonları var, hani o yerler var ama kardeşim o zaten orada alamayacak ki. O rakamları duyup zaten yallah diyecek o. Tutacak adam kadar, hadi yallah buradan gidelim diyecek yani. Abi olmuyor değil, çarşı zaten belli. Ama önemli olan ben hep işin şu tarafındayım, ben şuna bakıyorum. Bu bakar ise bakar kardeşim, sen buna işte şey yapmayacaksın. Presse pres bu, pres de alır almaz ama bunu pres olduğunu bilsin. Gerçek hani o kere var, damla olmadı. Şey yapmasın, yanılmasın müşteri. O hani kukaçı kuka. Sen doğru ürün söyle. O alacaksa aynen, öyle alacak. Aynen. Yani süslemeyelim. Onun aynen, bir de çıkışı aynen var onun. Çok süslersin. Evet. Ne yapalım? Anlatık kadar yeterli. Güzel, yeterli. Çok uzatmıyorum, millet de sıkıntı. Yok abi, yok zaten. Kim bizi izleyecek ilk dakika ya? Ne yapıyor bunlar? Zaten bir bakacak zaten kapat diyecek. İkinci, üçüncü, dördüncü dakikada. Genelde yani ürün oldu mu çok... Genelde oluyor sıkılınca atlayı atlayı izliyor. Dur bakayım şuradan, hadi bir dur bakayım buradan. Olsun, herkesin canı sağ olsun. Hani bir muhabbet olsun sen öyle deyince. Aslında evet, gidiyordum sen böyle hani deyince hadi konuşalım zaten. Ama güzel bir sohbet oldu. Öyle olduğuna inanıyorum sanırım. Yani biz burada kimseye kırma tarafa da sadece konuşmak bile yetiyor. Sadece tespih hakkında konuşmak bile yetiyor. Bizim hobimiz bu. Ya ortak noktamız bu. Tabii ki aynen. Biz hobimiz zaten bu. Ha bu arada kötü bir alışkanlık de, bir şey yok Allah aşkına. Bir de kimseyi kırmak anlamın şeyinde de değil yok, anlatırken hiç, de. Hiç hani, işimiz yok. Herkese hani bizim burada Osmanlı, sevgiler Osmanlı satana da lafımız yok. Plastik satana lafımız yok. Sıkma satan lafımız yok. Bakarı satan yok. Yeter ki doğruyu hani olanı öyle gösterip öyle evet satalım. Yani kimseyi herkes denize ediyor seni. Aa, kimseye, evet, evet. Hani aynen, buradan kimseyi kırmadık. Yok, kırmadık kesinlikle yani, bir niyetimiz yok. Sadece biz kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yok yani. Ya, ne olacak abi? Millet, millet kendini kırmasın yeter. Tabii canım. Değil mi? Öyle. Ne öyle demek kendini kırmasın? Helal kazansın, kendini kırmasın. Kırılmasın da. Hani incinmesin, evet. Evet. O da incitirler arkadaşlar. İnsanlar incitmese başka şeyler incitir ama. Allah abi, herkese helal lokma nasip etsin. Dürüst olmayı nasip etsin abi. Abi dükkana gideceğiz. Çarşı kapanacak. Tamam abi. Tamam abi. Tamam görüşürüz abi. Görüşürüz. Kendine bakalım. İnşallah. Tamam. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın.